Evet dostlar, geri dönüş yolculuğu başladı. Şu anda Edirne'ye doğru ilerliyoruz. Çok az bir süremiz kaldı. Pazar Kule'den geçiş yapacağız. Yaklaşık 38 dakika sonra Pazar Kule'den geçiş yapacağız. Neden Pazar Kule? Pazar Kule kapısında daha az sıra oluyor Kapı Kule'ye göre. O yüzden Pazar Kule'den Yunanistan'a, Yunanistan'dan Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan Sırbistan'a. Bugünkü rotamız bu şekilde. Zaman zaman sizlerle de paylaşım yapacağım. Şunu bir kapatacağım 10 saniye. Görüşmek üzere. Yolculuk başlasın. Pazar Kule'ye çok yaklaştık. Sadece 1 kilometre kaldı. Yavaş yavaş Türk topraklarından ne yazık ki ayrılıyoruz. Sadece 3 araba var sırada. Hatta şu an 1 araba var. Oğlum rahat durun demiştim. Saçmalama Berk, ne yapıyorsun? Evet dostlar, bir yarım saat, bir saatlik beklemeden sonra Yunanistan'a girdik. İlerliyoruz. Şu anda yolumuz açık. En kısa zamanda Bulgaristan'a da girip yolumuza devam edeceğiz. Burası Yunanistan'ın Kestaniyen köyüsü. Evet gençler, Bulgaristan bitmek üzere. Sırbistan sınırına doğru şu anda ilerliyoruz. Ne yapıyor ya? Baksana adamı. Geç geç. Hayret. Enteresan bir şey oldu. Adamın biri sağdan geldi geldi önümüze girdi. Gördüğünüz gibi plakası da bu. BN149GA. Arkasında da Sıla yolu. Ne bu gurbetçilerin kullandığı şey var. Hakkımı helal etmiyorum diye bağırıyormuş. Yolu bilmediğinden sağdan gelmiş olabilir, bir şey diyemeyeceğim. Ha tabii. Gayet hızlı geldi yani. Gayet de biliyorum. İyi niyetli davranıp yol verdim. Bu şekilde yollar gayet rahat. Şu anda dönüş yolu çok yoğun değil. Bura hariç. Burası biraz yoğun. Ama Türkiye çıkışı iyiydi. Pazar Kule'ydi. Rahatça çıktık. Ya bak, bu otobüs de İstanbul'a gidiyormuş. Neymiş bu? Balbus mu yazıyor? Gebze. Balbus. Gebze'ye kadar da gidiyor. Öyle dostlar. Sırbistan'da görüşmek üzere. Evet dostlar, şu anda Sırbistan sınırındayız. Artık sadece 2-3 araba kaldı. Sırbistan'a girdikten sonra mola yerimiz olan Belgrad'a doğru ilerleyeceğiz. Sırada, yani araba sırasında bir sürprizle karşılaştık hatta. Beni tanıyan YouTube'dan Cengiz dedi değil mi esin? Evet. Cengiz isimli arkadaşla karşılaştık. O da Frankfurt'a gidiyormuş. Oğlum bir sessiz ol ya. Eğer bu videoyu izliyorsan Cengiz, sana selamlar, ailene sevgiler. Kendine dikkat et. Evet dostlar, şu anda Sırbistan'da bir otoban kenarı benzincideyiz. Şöyle göstereyim her taraf. Tabii biraz pis mis. Çünkü aşırı derecede gurbetçi falan var. Sadece Türk gurbetçiler değil, başka ülkelerin gurbetçileri de buralarda. Aslında aşırı pis gözükmüyor da neyse. Ben az önce bebek bezini yerlerde gördüm bir tane. O yüzden öyle dedim.
Neyse, Belgrad'a 2 saatlik bir mesafe var buradan. Belgrad'da bir gece dinleneceğiz. Dinlendiğimiz yerden de sabah itibariyle Burghausen'a doğru devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Konuşamadım. Herkese günaydın. Şu anda Belgrad'da kaldığımız evin salonundan sesleniyorum. Herkes uyuyor yine. Ben yine erkenden uyandım. Bu ev şu ana kadar kaldığımız evler arasında en iyisi. Hem çok büyük hem de şeye yakın, ana yola yakın. O yüzden rahat bir ev. İki tane büyük odası var, salonu var, mutfağı var. Bir gece kalmak için fazlasıyla büyük. Kalmak isteyenlere, Belgrad'da konaklamak isteyenlere tavsiye ederim. İsteyenlere linki gönderirim gerekirse, çok merak eden olursa. Yolculuğa devam. Şu anda sabah saat 8. Belgrad'dan Macaristan'a doğru yola çıktık. Tabii ki burada biraz trafik var. Dediğim gibi kaldığımız yer buranın otobanına çok yakın. Bir şekilde hemen otobana çıktık. İlerliyoruz bakalım. İnşallah sınırda fazla sıra yoktur. Belgrad'da bir köprüden geçiyoruz. Adını unuttum. Adını bilmiyorum. Bir nehrin üzerinden. Tuna Nehri olabilir mi? Belki de Tuna Nehri'dir burada. Boğaz Köprüsü gibi bir köprü falan var. Bu şekilde ilerliyoruz. Şu ana kadar yolculuk boyunca 6893 kilometre yaptım. 6.6 yakıt tüketimiyle ilerliyoruz. Tuna Nehri olabilir burası ya, çok büyük. Mii bütün dünyayı ele geçirecek yakında. Her yerde Mii mağazaları, Mii reklamları. Burası Belgrad ana cadde. Belgrad'ın E5'i diyebiliriz. Belgrad'da böyle değişik bir yapı var. Belki de Belgrad'ın simgelerinden biri. Dışını sıvamışlar, boyamamışlar. Zepter mi yazıyor? Zepter. Evet dostlar, şu anda Macaristan sınırına geldik. Hava güneşli. Bugün ayın 31'i mi? Yok, 30'u. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Sınırda bir nebze sıra var. Yaklaşık bir yarım saat, en az bir saat dururuz. En az yarım saat, en fazla bir saat bence. Bu şekilde yollar çok rahattı. Budapeşte'den zaten buraya kadar fazla bir yol yok. 2 saatte geliniyor. Macaristan'da geçtik mi dümdüz eve gideceğiz. Daha sınır beklemesi yok inşallah. Görüşmek üzere. Yollardan tekrar bildireceğim. Macaristan topraklarında ilerleyen 5 Türk. Arkadaşlar şu anda Macaristan'dayız. 40 dakikada gümrük kapısını geçtik. Bayağı güzel bir yolculuk oluyor. Şu anda bir sıkıntımız yok çok şükür. Burada biraz
İleride şu tav varmış sadece. Yani şey, trafik varmış. İnşaat yüzünden ama başka bir şey yok yani. Bundan sonra zaten sınır falan da yok dediğim gibi. Ara ara böyle trafik raporu verir gibi yolları göstereceğim sizlere. Hoşça kalın. Budapeşte merkeze soktu bizi Google GPS. Çünkü ana yolda tamirat falan varmış. Bu sayede Budapeşte merkezi de görmüş olduk. Böyle güzel. Normal bir şehir. Yeşil ama bayağı. Tramvay falan çalışıyor. Klasik bir Avrupa şehri. Klasik bir Avrupa şehri. Evet dostlar. Şu anda Avusturya'ya çok az kaldı. Macaristan'da ilerlemeye devam ediyoruz. Her yer tarla, yeşil. Sırbistan gibi Macaristan'da bir tarım ülkesi bence. Vardır tabii sanayisi ama çok yani otoban boyunca her yer tarla. Öyle söyleyebilirim. Durum bu şekilde. Giriyoruz. Kemerlerinizi bağlayınız. Kemersiz geçmeyiniz. Kontrol var. Normalde kontrol olmazdı ama bir sıkışıklık var. Bakalım ne kontrolü. Pasaportlara ya da oturum kartlarına bakıp gönderiyor olabilirler. Ya da sadece tek şerit yapıyor olabilirler. Bazen de tek şerit yapıyorlar. Araba Mehmet Demirci'dir. Viyana'dan çıkamadık. Hala trafik var burada. Şu anda saat 5.40. Viyana trafiğine takıldık. Galiba akşam trafiği. Bilmiyorum ne trafiği bu. Bir de gurbetçi trafiği var tabi. Bu da ekol.com herhalde. Ekol lojistik. Gidiyoruz bakalım. Az kaldı trafikten kurtulmamıza. Ondan sonra yola devam. Avusturya'da yolumuz, yolculuğumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi yeşil, güzel bir ülke Avusturya. Yollar da gayet güzel, 3 şeritli otoban. Otoban vignettesini online olarak plakaya kaydediyorsunuz. Sonra o şekilde devam ediyorsunuz. Bu sırada seyahat kilometrem 7596 oldu. Ortalama yakıt tüketimi de 6.7. Biraz arttı. Araba yüklü olduğu için sanırım. Yakıt tüketimini arttırdık. Yapacak bir şey yok. Olacak o kadar. Güneşi de Avusturya'da batırıyoruz dostlar. Bu videoda burada bitsin mi? Bence bitsin. Güzel manzara eşliğinde. Kendinize iyi bakın. Eve bir saat kaldı. Bundan sonrası zaten rahat. Hadi hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.